Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 5 Temmuz'da meydana gelen ay tutulmasının etkileriyle haftaya başlıyoruz. Tabii ki bu haftada tutulma etkileri gündemde olacak. Sizler için ayrıntılı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofani Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerliyor hafta boyunca. Merkür, gezegeniniz Merkür bu haftada Yengeç Burcu'nda gerileyecek. Ama artık az kaldı. Hafta sonu 12 Temmuz'da Merkür Retrosu sona eriyor. Ancak bu hafta genelinde tabii ki e, Yengeç Burcu'ndaki Merkür hareketi, gerilemesi, bir yandan Güneş'in Yengeç Burcu'ndaki hareketi e, size biraz daha duygusal yapıyor aslında. Yakınlarınıza, ailenize, e, sevdiğiniz kişilere odaklanabilir. E, onlarla ilgili e, konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Merkür bu hafta ortasında Koç burcundaki Mars'a dik açı yapacak. Bu açıya biraz dikkat edelim çünkü kontrol dışı durumlar biraz böyle iletişim sorunları yaratabilir. Parasal konularda da beklenmedik durumlara, ani harcamalara zemin hazırlayabilir. Özellikle aktivitelerde yani alışveriş ortamlarında daha kontrollü olmakta fayda var. Tabii ki ticari konularımızda da biraz etkileyebilir. E, ufak tefek böyle kazalar, sakarlıklar yaratabilir ya da e, çevremizdeki kişilerle, arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla tartışmalara zemin hazırlayabilir. Kontrollü olmamız gerekiyor. Yani olaylara duygusal bakmayacağız. E, daha objektif bakacağız. Mümkün olduğunca gereksiz alınganlıklardan, kırgınlıklardan da uzak durmaya çalışacağız. Evet, pazartesi öğle saatlerinden itibaren Alkova Burcu'na geçecek. Çarşamba gecesine kadar olan süreç içerisinde Alkova'da ilerlerken günlük hayatınızda meşguliyetleriniz öne çıkıyor. İş hayatınız, mesleğinizle ilgili konular var, yapılması gereken işler, güçler veya yaşadığınız mekanlarda, evinizde düzenlemeler var, ilgilenmeniz gereken ayrıntılı işler var. Tüm bunlar biraz günlük hayatınızı yoğunlaştıracak gibi görünüyor genel bakımınız sağlık kontrolleri evcil hayvanlarınızla ilgili yapılması gereken rutin işler Bunlar da olabilir hafta başında Perşembe hücuma Ay balık burcunda bu iki gün daha sosyaliz, daha ilişki odaklıyız, daha romantiyiz. Eşimize, partnerimize, yakın arkadaşımıza zaman ayırabilir, birlikte paylaşımlar yapabiliriz. İşbirlikleri için de verimli iki gün. Ee, özel hizmet aldığınız kişilerle görüşebilirsiniz, bazı danışmanlıklar alabilirsiniz. Ee, bu tarz faaliyetlere de yine Perşembe-Cuma daha rahat odaklanabilirsiniz. Hafta sonu Ay Koç burcunda Hafta sonu biraz içe dönük enerjiler var. Birazdan hani ruhsallaşıyoruz, biraz içe dönüyoruz. Biraz da sanki... Hem e, duygusal anlamda hem fiziksel anlamda kırgınlıklar olabilir. Biraz böyle e, yalnız kalmak isteyebiliriz, içe dönebiliriz. Kendimize özen gösterelim, çok yormamaya çalışalım. Eğer varsa bazı sağlık sorunlarımız ya da şikayetlerimiz lütfen bunları ihmal etmeyelim. Gerekli önlemleri de hemen almaya çalışalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.